Crystal Bridges Amerikan Sanatı Müzesi'ndeyiz ve Elsie Drix'in 1927 yılında yaptığı Uzun Maden Fırınları adlı tablosuna bakıyoruz. Bu eskizlerden yapılmış bir tablo. Amerikan sanayinin çelik üretiminin kalbi olan Pittsburgh'te yapılmış eskizleri baz alıyor. Bu Amerikan sanayinin önemli bir dönemiydi. Sanatçının resmettiği bu alan Jones and Loughlin Çelik Fabrikası. Kendisi genç bir kızken Pensilvanya civarlarında trenle seyahat ediyor ve burayı görüyor. Söylediğine göre babası tren yolculuğunda bir ara onu uyandırıyor ve sanatçı dışarıya bakarken Bessemer fırınlarını görüyor. Bu sanayi manzarası da onu oldukça ilgilendiriyor. Aynı alanı uzun bir süre sonra ziyaret ettiğinde fabrika artık Bessemer sürecini kullanmıyordu. Drix burada çok farklı bir manzara keşfedip bunu bu tablosunda gösterdi. Çelik üretimi o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmesinde çok önemliydi. O sıralarda Pittsburgh'te üretilen çelik, gelişmekte olan otomobil endüstrisinde, yeni inşa edilen köprülerde ve özellikle Manhattan'daki gökdelenlerde kullanılıyordu. Ayrıca demiryolu rayları ve ray sistemi için gerekli olan tüm altyapı bu gibi tesislerde üretilen çelikten oluşacaktı. Ancak Drix'in yansıttığı, güzel bir manzarada yol alan bir lokomotif veya Manhattan'ın yükselen gökdelenleri değildi. Aksine çoğu insanın güzel, estetik bulmayacağı bir şeydi. Sanatçı bir çelik fabrikasının içindeki güzelliği arıyordu. Bu konu seçimi 1920'lerde popüler oldu ve Drix için tüm olay şekillerin güzelliğine bakmak ve onu klasik sanatın güzelliğine bağlamakla ilgiliydi. Tabii ki bu ilk başta klasik sanattan kopuş gibi görünüyor. Sonuçta Pittsburgh'ün çelik fabrikalarından antik Yunan ve Roma'nın bakir mermerlerine nasıl gidebiliriz ki? Tek bir nefeste bu iki şeyi birden nasıl konuşabiliriz? Bence Drix için bu bir nevi biçimsel güzellik mevzuu değil. Daha çok geometriye bir vurgu, düzen ve simetri ile ilgili. Tabloya baktığımızda burada tekrar eden geometrik şekiller oldukça önemli. Orta kısımda 4 tane büyük silindir görüyoruz. Arkada ise bacalar var. 4 koyu renkli küçük baca ve onların arkasında daha büyük duran 3 kahverengi baca. Yani burada bir düzen söz konusu. Ama aynı zamanda sanatçı, kimi yerlerde bu düzenin ayağına taş da koyuyor. Burada tablonun ana oyuncuları gibi görünen 4 büyük silindiri görüyoruz. Onların önünde de daha canlı görünen borular var. Ayrıca bu silindirlerin büyük yassı düzlemleriyle ilginç bir tezatlık yaratan, ince, bir nevi dantel biçiminde olan iskeleyi görüyoruz. Bu bize silindir yapıların ne kadar büyük olduğu hissini veriyor. Sanki bu yürüyüş yollarından birinin üzerinde dursaydım, üstteki trabzanın belimden biraz daha yüksek olacağını hayal edebiliyorum. Bu tablo aslında oldukça karanlık bir tablo. Hatta tablonun en parlak kısmı olan gökyüzü bile karanlık. Gri, sarı ve bej rengi karışımı. Burası o kadar büyük ölçekli ve insan varlığına yer bırakmayacak kadar devasa bir yer olarak görünüyor ki, birey ve sanayi arasındaki ilişkinin ne olduğunu merak ediyoruz. Bazı açılardan bunlar insanların oluşturduğu aletler ve yapılar. Ancak tamamen gündelik yaşamın dışında gibi görünüyorlar ve kendi hayatlarını yaratmış gibiler. Tabii burada bir nevi ikilem olması mantıklı. Çünkü Pittsburgh, ABD'deki en şiddetli işçi ayaklanmalarının gerçekleştiği yerlerden biriydi ve ayrıca korkunç kazalara sahne olmuştu. Birçok insan hayatını kaybetmişti. İşte bu yüzden bu ikilem bana mantıklı geliyor. Sanayi, endüstri var ama onun bir de maliyeti var. Tablonun bize verdiği bakış açısı bile bizi insan deneyiminden uzaklaştırıyor. Drix tablonun altını ve üstünü kırpmış. Sanki tabloda boşlukta yüzüyoruz ve bu bakış açısıyla Drix, az önce bahsettiğimiz birey ve sanayi arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusunu bize yöneltiyor gibi duruyor. Bu resim tamamlandıktan sadece 2 yıl sonra Wall Street borsasının çöktüğünü ve Amerikan sanayinin durma noktasına geldiğini belirtmek gerek.